Merhaba arkadaşlar, bir LoL 101'de daha sizlerleyiz. Bugün konumuz Udyr. Özel bir programdayız yine. Ben Uğur Glandoygel, yanımda da Bahadır Dampi Güven var. Evet. Gülen adam Dampi. Bugün Dampi ile birlikte dilimiz döneceğiz, size Udyr'i anlatmaya çalışacağız. Püf noktalarını vermeye çalışacağız. Çok da kolay bir şampiyon değil açıkçası, şimdiden uyarmak lazım. Elimizden geldiğince en temel bilgilerini sizlere aktarıyor olacağız Dampi ile birlikte. Yayın boyunca bütün tweetlerinizi LOL101 hashtag ile bizlere iletebilirsiniz. Dilimiz döndüğünce Udyr anlatacağız bugün, dediğim gibi. Dampi, neler anlatacaksın bize Udyr ile ilgili? Nerede oynayacaksın Udyr'i, onu sorayım. Udyr'i tabii ormanda oynayacağım. Ormanda oynayacağım. Ya Udyr şimdi böyle... Discord'a da gitmez mi peki hiç? Gider. Yani gittiği oluyor. Özellikle sezon 2'de çok fazla oynanıyordu Discord'da da Udyr. Ama şu aralar ben açıkçası ormanda daha güçlü buluyorum ve ormanda oynamayı da tavsiye ediyorum. Peki ormanda mesela bazı şampiyonların, yani her şampiyon ormanda biraz üste çıkmasının şeyi vardır. Kimi baskına gittiğinde mesela daha avantajlıdır. Nautilus gibi böyle yakaladığımı bırakmaz. Evet. Kimi ormanı çok hızlı temizler. Evet. Udyr hangisine giriyor bunlardan? Udyr biraz esasında ikisinin yani karışımı. Zaten oynayan arkadaşlarımız da biliyordur. Udyr'in 4 tane formu var. Bu formlar kaplan, kaplumbağa, ayı ve phoenix formları, anka formları. Bu 4 formunu da kendisine getirmiş olduğu ekstra özellikler var. Bunlardan bir tanesi o formda durduğu sürece kazandığı özellikler. Bir tanesi de ilk aktive ettiğinde bu özelliğini ortaya çıkan özellikler. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bu özellikleri de ona esasında işte biraz karışım duygusu kazandırıyor. Biraz esasen Sona gibi. Eğer Sona oynayan arkadaşlarımız varsa, Sona'ya biraz benzeyen bir şampiyon. Sona'nın biraz daha yakın dövüşçüsü diyebiliriz esasında. Senin söyleyeceğine yine dönmek gerekirse, şimdi ayı formundayken sersemletme efekti var ve hızlı koşmaya başlıyor. Yani bu ona çok güzel bir, esasında hem aradaki mesafeyi kapatıcı, hem de rakibi yakaladığında takım arkadaşıyla birlikte oyunlar yapabileceği bir ortam sunuyor. Tabii hızlı koşması ilk aktifleştirdiğinde değil mi ayı formunu? Evet, ilk aktifleştirdiğinde belli sonra bir süreliğine. Bir daha aktifleştire. Zaten doğru biliyorsam bekleme süresi son derece kısa olduğu için. Tabii. Ayı formuna geçip ondan sonra arada kendini korumak için kaplumbağaya geçip sonra yeniden ayıya geçip o hızı sürekli koruyabiliyorsun. Şimdi zaten bundan da bahsedeceğiz. Bu kadar bekleme süreleri kısa olunca böyle basa basa mesela çatı sen gidiyorsun. Sen kesin onu yapıyorsundur eminim ben böyle. Ben Udyr oynarken ben zaten böyle bakmadan basıyorum çatı çatı. Bu Udyr'de gerçekten de en dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Çoğu bak internette bulabileceğiniz Udyr ile ilgili eşya listelerinde hep o tanrıçanın gözyaşları eşyasını görebilirsiniz. Açıkçası ben bugün yapmayı düşünmüyorum. Çok da tavsiye etmiyorum. Çünkü Udyr'in biraz daha böyle yakın mesafede kaldığı için ve kaçış mekaniği olmayan bir şampiyon olduğu için biraz daha açıkçası tank dediğimiz o özelliğe tam olarak sahip olması gerekiyor. Esasında benim ekranımı gösterirsek hemen Udyr'in önce bir özelliklerinden bahsedebiliriz. Daha sonrasında da rün, kabiliyet ve sihirdar büyüleriyle devam edebiliriz. Şimdi ilk olarak pasifi, maymunun çevikliği, bir hale girmek, yani bu formlardan birine girmek. Udyr kısa bir süre %10 saldırı hızı ile 5 hareket hızı kazandırır. Bu etki 3 kez birikebilir. Bu çok önemli bir etki. Neden? Mesela birini yakalamaya çalışıyorsanız önce direkt ayı formunuzu değil, işte kaplan formunuzu, kaplumbağa formunuzu açtıktan sonra ayı formuna geçip zaten ayı formunda belli bir hızlanma kazanıyorsunuz. Daha da hızlanarak rakibinizi çok daha hızlı bir şekilde kazanıp direkt yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine bu maymunun çevikliği benim de bugün ormanda kullanacağım kaplanın hızı yeteneği de çok güzel uyuşuyor. Çünkü kaplanın hızı yeteneği ne veriyor bize? Hemen bir okuyalım. Kaplanın öfkesi etkinleştirildiğinde Udyr'in saldırı hızı birkaç saniyeni artar. Bu %30'a kadar çıkabiliyor bu arada. Sürekli etkisi de Udyr'in normal saldırıda fazladan hasar verir. Bu da saldırı gücü rünleriyle başladığınızda başlangıçta artı 11'e kadar çıkabilen bir ekstra hasar veriyor ki çok önemli. Zaten böylece kaplanın hızına da giriş yapmış olduk. Bu saldırı hızları pasifiyle birlikte birleştiğinde gerçekten de ormanda sizi çok hızlı bir şekilde ormanı temizleme yeteneği veriyor. Çok önemli bir özellik. Kaplumbağanın kuvveti belki de Udyr'in
en büyük özelliklerinden bir tanesi. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar, birincisi, şimdi ormanda ne yapıyorsunuz? Oyunun içinde de göstereceğim ama W'nuz yani kaplumbağanın kuvvetini açıp daha sonra kaplanın hızına geçip böylece o kaplumbağanın kuvvetinden gelen kalkan aktifken daha canınız gitmeden hemen kampları temizleyebiliyorsunuz. Evet. Bu çok önemli bir özellik ve bunu buraya gelen bazı ormancı usta oyuncular da anlatmıştı zamanında. Udyr'in bu kendine kalkan açabilmesi gerçekten de onu takım savaşlarında çok daha ayrı bir noktaya koyuyor. Ve şöyle bir şey, mesela bugün oynadığım bir oyunda başıma geldi. Hem takımda Janna vardı hem de Lux vardı. Bir de benim kaplumbağanın kuvveti. Üçü birleşince böyle can o gösteren barın yarısına kadar neredeyse kalkan açılıyordu. Ve öldürmek çok zor olabiliyor bir noktadan sonra. Bir de Udyr yine diğer ormancılara göre ya da çoğu tank karaktere göre beklenenden fazla hasar da verebiliyor. Evet. Hem o kadar fazla can ve kalkana sahip olduğunda tercih edilen bir hedef olmuyorsun. Ama yine içine girdiğinde takımın mesela saldırıcı gücü taşıyıcısı olsun ya da yetenek gücü taşıyıcısı olsun, onlara yüksek hasar verebiliyorsun ki bunlar zaten kolay zedelenebilen şampiyonlar olduğu için. Evet. O açıdan aslında biraz ileride başlamış bir Udyr bayağı tehlikeli olabiliyor rakip takım için. Kesinlikle. Ardından Ayın'ın Haşmeti. Ayın'ın Haşmeti de biraz önce zaten anlatmıştık esasında en başında. Udyr'in yine kalabalık kontrolünü sağlayan özelliği. Bir sersemletme efekti bırakabiliyorsunuz karşı rakibinize ve bunun da bekleme süresi çok kısa olduğu için tekrar takım savaşı içinde kilit oyuncuların üstüne gidip onları sersemletebiliyorsunuz. İşte saldırı gücü taşıyıcısı olur, yetenek gücü taşıyıcısı olur, destek oyuncusu olur. Bu rakipleri, daha böyle kırılgan rakiplerinizi çok çabuk avlayabiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi ilk açtığınızda bir hareket hızı artışı size sağlıyor. Ardından da hedefini bir saniyeliğine sersemletiyor ki gerçekten önemli. Yine burada bahsetmek lazım. Kalabalık kontrolü efektine sahip şampiyonlar eğer varsa takımınızda, mesela yine bugünkü oyundan örnek vereyim, Dumpy. Mesela benim takımımda işte Lux vardı. Yanında aşağı koridorda mesela Vayne ve Janna vardı. Şimdi ben zaten bir kere yetiştiğimde, sersemlettiğimde, ardından o kalabalık kontrol efektleri ardı ardına geldiğinde yakalanan oyuncunun kaçma fırsatı kalmıyor. Yani o yüzden çok önemli. Udyr'in bu yakalama gücü ve sersemletme özelliği yine önemli. Ankan'ın Alevi. Ankan'ın Alevi'nde şöyle bir durum var, onu da söyleyeyim. Normalde Udyr'de iki şekilde orman yapabiliyorsunuz. Birisi Ankan'ın Alevi ile, bir tanesi de kaplan formuyla, kaplanın hızıyla. Ben bugün kaplanın hızını tercih edeceğim. Ona daha aşina olduğum için. Ama Ankan'ın Alevi de verdiği alan etkili hasarıyla orman kamplarını hızlı bir şekilde temizleyebilmenizi sağlıyor. Ve sürekli işte her vuruşunuzda etrafınıza alan etkili hasar veriyorsunuz. Bu şekilde Udyr'in özellikleri herhalde yeterince detaylı bir şekilde anlatmışızdır diye düşünüyorum. Zaten oyun içinde de bol göstereceğiz tekrardan. Udyr'in yine enteresan bir özelliği Dumpy. Baktığımız zaman bilmiyorum, birçok arkadaşımız belki bu buradaki verileri es geçiyordur ama yani hem saldırı gücü, hem savunma gücü, hem yetenek gücü, hem de zorluk derecesi hani bu kadar birbirine yakın ya, nadir şampiyonlardan bir tanesi. Ben ilk başladığımda mesela sırf bunlara bakıyordum, hangi şampiyon, çünkü ilk girdiğinde tamam 10 şampiyon bedava olarak verilmiş, onlardan sadece oynayabilirim ama yine elde bolca bir şampiyon seçim var. Acaba kimle de güçlü öğrenmek iyi oluyor. Hı hı. Ama tabii buraya girip baktığınızda da hani ben bu şampiyonu alırsam bunların hepsinde aynı anda güçlü olacağım anlamına gelmiyor bu. Evet. Ama bu yönlere, işte verdiğiniz yeteneklere bağlı olarak, yaptığınız eşyalara bağlı olarak bu yönlerin hepsinde güçlü olabilecek bir şampiyon. Evet. Ama Udyr'de, şunu bir kez daha hatırlatalım. Udyr gerçekten de oynanması çok kolay bir şampiyon değil. Hemen rünlere geçelim. Rünlerde, şimdi arkadaşlar Udyr'in birkaç tane rün seti var kullanabileceğiniz. Biraz daha yukarıya çıkabilirsek ekranın esasında alt taraftaki rünlerimiz de tam olarak gözükebilir. Rejimiz birazdan ayarlayacak. Ama problem değil, zaten şu anda görülüyor. Şimdi eğer ki karşınızdaki rakip takım kırılgan üyelerden oluşuyorsa, eğer ki böyle çok fazla kaçış mekaniği yoksa karşınızdaki takımda, ben normalde saldırı gücü taşıyıcısında da kullandığım saldırı gücü ürünlerini tercih etmeyi seviyorum. Verdiğiniz hasar gerçekten o Q'la, yani kaplan formuyla çok yüksek dereceye ulaşabiliyor. İlk vurduğunuz saldırı gerçekten de hiçbir saldırı eşyası yapmamanıza rağmen
ilk seviyelerde size yeterli hasarı sağlıyor. Bu rün setinde gelişmiş saldırı gücü cevheri kullanıyorum cevherlerde 3 tane. Kırmızılarda yine saldırı gücü, sarılarda zırh, mavilerde büyü direnci. Burada ufak bir usta oyuncularımızdan öğrendiğimiz bir ufak bir ne derler ona püf nokta var. Bir tane gelişmiş saldırı gücü nişanını buraya koyarsanız arkadaşlar fiziksel hasarınız artı 1'e tamamlanıyor ve artı 16 oluyor artı 15 yerine. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Yalnız eğer karşınızda çok kırılgan şampiyonlar yoksa ve hızlı hareket edip kampları daha hızlı temizlemek istiyorsanız hemen bulayım. Böyle bir rün setimiz var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bu rün setin özelliğine bu rün seti daha oyunun yani hızlı seviye atlayıp kampları hızlı geçip oyunun daha orta dönemlerine doğru odaklandığınız bir rün seti. Burada da ne var? Saldırı gücü yine büyüklerde, cevherlerde. Kırmızılarda işte ilk değişiklik ortaya çıkıyor. Hareket saldırı hızı. Bu saldırı hızıyla birlikte orman kamplarını o çok daha hızlı temizleyebilmeye başlıyorsunuz. Özellikle kaplan formunda. Sarılar yine zırh. Gene mavilerde oyunun daha ilerleyen dönemlerine odaklandığımız için normal doğrudan büyü direnci değil, seviye başına büyü direnci rünleri var. Bunlar size 18. seviyede çok daha fazla büyü direnci kazandıran rünler. Zaten baktığımız zaman saldırı hızımız %15, büyü direnci kazandığımız büyü direnci artı 24 18. seviyede, zırhımız 13, fiziksel hasarımız 6.8, çok daha aktif bir rün seti oluyor. Daha hızlı bir rün seti oluyor. Peki benim bir noob olarak sorum var. Tabii. Udyr'in yeteneklerinden saldırı hızı geliyor zaten. Bu ek saldırı hızı gerçekten gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Şampiyonlarla oynarken iki türlü davranırsınız. Bir tanesi bir şampiyonun bir özelliği çok kuvvetlidir. İşte mesela çok fazla saldırı hızı veriyordur. Ve siz mesela saldırı hızı yapmazsınız. Saldırı gücü yaparsınız. Ya da mesela buna örnek olarak kim verebilir? Lee Sin mesela. Lee Sin'in pasifinden gelen saldırı hızı bonusu var. Bundan dolayı sürekli bunu aktif halde tutabildiğiniz için daha böyle saldırı gücü eşyaları yapabiliyorsunuz oyunun başında. Ya bu şekilde tercih edebilirsiniz ya da iyi olan bir özelliği daha da arttırmaya çalışırsınız. Yani daha da hızlandırmaya çalışırsınız. Ya da mesela çok vuran eğer bir ilk yeteneğiniz varsa, mesela zaten Lee Sin'in esasında biraz o da var. Mesela Q'su, o tekmesi gerçekten yüksek hasar vuruyor ve siz hasar yaptıkça saldırı hızına da ihtiyacınız fazla olmadığı için bununla devam edebiliyorsunuz. Ama Udyr'de saldırı hızı gerçekten de ormanınızı çok hızlandıran özelliklerden bir tanesi. Özellikle herhalde Anka formunda 3 saldırıda bir, o 3 saldırıyı daha tamamlamak tabii için alan etkili saldırını yapabilmek için de saldırınızı gerekiyordur. Yapılabiliyor aynı şekilde. Burada yine ufak bir nokta daha var. Eğer ki karşınızdaki rakip takımda çok fazla böyle hızlı koşan, kaçabilen şampiyonlar varsa cevherlere hemen ismini hatırlamam lazım. Hareket yüzdesi rünlerini kullanabilirsiniz. Şuradan göstermeye çalışacağım eğer bulabilirsem hızlı bir şekilde. Azami can yüzdesi. Hop orada. Geçtim. Biraz ya aşağıya. Evet, hareket. %1.5 hareket yüzdesini kullanabilirsiniz. Böylece hızlı bir şekilde koridora çıktığınızda, çünkü Udyr'de şöyle bir özellik yok. Mesela Nautilus'taki gibi çapayı tutturdunuz. Ardından oraya doğru hareket ettiriyor sizin şampiyonunuz. Öyle bir özellik olmadığı mesafe için mesafe kapaması zor. Mesafe kapaması biraz zor. Gerçi koşa koşa kapıyor yani. Bir anda atlamaktansa adam uzun mesafe koşucusu gibi depar atarak. Bu şekilde benim söyleyeceğim rünler. Özellikle de kaplan formu için. Şimdi kabiliyetlere geçmek istiyorum. Kabiliyetlerde birkaç tane seçeneğimiz var. O yüzden sıfırladım buradaki kabiliyet ekranını. Sıfırdan göstereceğim. Şimdi bir tanesi görebileceğiniz kabiliyetlerden saldırı hızını almak, saldırı ağacından. Daha sonra saldırı gücü veren tehlikeliyi almak, silah ustalığı ve sihirdar gazabını alıp daha sonrasında savunmaya geçip sağlam, sihirdar azmi, sertlik, direnç ve hatta dirençe şu şekilde verebilirsiniz. Direnç ve savaş narası, diğer taraftan gezgin, meditasyon, açık zihin. Burada açık zihin, rün etkinliği ve peksimetçi. İki tane rün seti var.
pardon, kabiliyet 3 tane daha doğrusu kabiliyet seti var yapabileceğiniz. İlginç. Bunlardan ilki bu. Şimdi bu neye göre? Evet, onu neden, söylemek neden lazım. Peksimet klanda? Neden Peksimet? Ya başlarda daha fazla, ya şimdi Udyr'de böyle aldığınız o 5 tane iksirin üzerine biraz daha böyle mananızı ve canınızı yenileyen bir şey olduğu zaman biraz daha kalabiliyorsunuz ve o arada bir boşluk yaratıp kendinize skora ilerleyebiliyorsunuz. Yani burada bu size kalmış bir şey. Peksimet yerine Peksimet'e değil de işte belki çok fazla etkinleştirilen eşya yapacaksınızdır. Ona göre verirsiniz. Yani istediğiniz şeyi bunu dağıtabilirsiniz. Peki, esasında. Peki sihirdarımız saldırıdaki sihirdarın gazabını niye aldığımızı... Şimdi onu anlatacağım. Yavaş yavaş geliyorum. Tamam, heyecanlandım. Şimdi bu rün seti, pardon, kabiliyet sayfası özellikle manasını yetiştiremeyen sihirdarlar için. Eğer ki mananızı yetiştiremiyorsanız bu kabiliyet sayfasıyla buradan aldığınız meditasyon, açık zihin ve rün etkinliğine çok daha uzun süre mananızı yettirebilirsiniz. Ormanda uzun uzun kalabiliyorsunuz. Ayrıca, yani dönmeden. Ayrıca şöyle yine bir güzel yanı var. Şimdi karşınızda eğer fazla sizi yavaşlatabilecek, sersemletebilecek şampiyonlar yoksa buradan aldığınız gezgin ve bu sayfayla birleştirebileceğiniz, eğer ki rünlerinizde de o hareket hızını arttıran rünleri kullandıysanız çok yüksek bir hareket hızına ulaşıyorsunuz. Ayrıca şimdi işte neden sihirdar gazabını aldık? Çünkü bu sayfayla birlikte sıçrama değil, hayaleti kullanıyoruz. Yani diyorsun ki ben koşacağım. Base'den çıkacağım. Koşacağım. Base'den çıkıp rakip ormana direkt gireceğim. Koşacağım diyorsunuz. Hayaleti alıyorsunuz. Bu yüzden de sihirdar gazabı burada size hayalete açtığınızda ek hareket hızı değerinizi %35'e çıkardığı için çok önemli bir nokta, bir rol oynuyor. Bu şekilde bir kabiliyet sayfası, niye hep rüne gidiyor aklım bilmiyorum ama kabiliyet sayfası yapabiliyorsunuz. Peki. Dengeli bir sayfa ama dediğim gibi hiçbir şeyi tam barındıran da bir sayfa değil, onu da belirtmek lazım. Yani ne tam tanka aşağı kadar iniyorsunuz ne diğer tarafta işlevselde hani böyle çok fazla bir şey yapıyorsunuz, saldırıda da aynı şekilde. Bunda açık kalan kısımları rünlerle mi kapıyorsunuz? Evet, göre mi, evet bunda açık kalan kısımları rünlerle. Kel bir sihirdarımız sormuş Caner adında. Minyonlardan az hasar alacağı yeteneği niye gitmemiş, onu neden istememiş orman şimdi için? Şimdi işte burada, herhalde hem... burada birkaç tane farklı kabiliyet sayfası var. Onlar yavaş yavaş göstereceğim. Bunlardan sadece bir tanesi. Biraz daha farklı bir ürün sayfası. İlk o yüzden bundan başladım. Benim şu anda bu oyunda kullanacağım ürün sayfası değil. Hı hı. Bunu bir kaydedelim dursun. Daha sonra karşılaştırmak için belki gösteririz. Şimdi böyle de bir ürün sayfamız var. İşte Kelimizin evet, sorduğu ürün sayfası. Al bak Kel. Buradan sana gelsin. Bu ürün sayfası da eğer ki rakip takımda sizi çok fazla böyle yoracak, çok fazla hasar verecek ve sizin tam anlamıyla bir rolüne bürünmenizi gerektiren bir takım kompozisyonu varsa, hem sizin takımınızda hem karşı takımda, bunun sayfasını seçebilirsiniz. Burada zaten saldırı da klasik. Hı hı. Eğer ki saldırı gücünden yetenekleri artan bir şampiyonla oynuyorsanız öfke, tehlikeli ve silah ustana veriyorsunuz. Daha sonrasında savunmaya geçtiğimizde işte burada işler biraz artık oyuncuların, sihirdarların kendi düşüncelerini ve rakip takıma göre oyunu yönetmelerine ya da belirlemelerine kalıyor. Normalde en basit haliyle sihirdar azmiyor. Çünkü gerçekten o çarptan gelen 10 altın, fazladan 10 altın çok işe yaradığını oyun içinde göreceksiniz. Oyunun 30 dakikalık bir oyun olduğunu düşünürsek. Daha sonra sağlama 3 tane veriyoruz. Kalın deriliği veriyoruz. Çünkü bizim işimiz canavarlarla, bizim işimiz ormanla. Sürekli onlarla haşır neşir olacağız. Daha az hasar almak sizi daha fazla ormanın içinde tutacaktır. Daha fazla gezebilmenizi sağlayacaktır. Yine keskin zırh. Bu keskin zırh iki ucu o bana çok ızdırap, iki ucu keskin bir değnek. Yani bazen o minyon kampında, daha doğrusu canavar kampında mavi güçlendirme arkadaşınıza vermek istersiniz. Takım arkadaşınıza. Ve takım arkadaşınız o yeteneklerini ayarlayamaz. Ve çok az bir canı kalır. Suç takım arkadaşım. Çok az bir canı kalır. Çünkü öyledir. Gerçekten de vurduktan sonra son vuruşu yapacak şekilde yeteneğini kullanması gerekir orta koridordaki sürekli oyuncunun. Sürekli ateşi pelerini yaptıysan zaten. O zaman kolay zaten. Kolay gelsin maviye almaya çalışan takım arkadaşım. Bunu işte verip vermemek biraz size bağlı. Eğer ki güvenmiyorsanız takım arkadaşınıza buna vermeyebilirsiniz.
bu şekilde kazalara maruz kalmamak istiyorsanız. Daha sonrasında sertlik zaten zırh yine dediğim gibi minyonlarla, canavarlarla sürekli aşırı neşir olacağımız için sertlik çok önemli. Aynı zamanda rakip takımın oyuncularından da daha az hasar almanızı sağlıyor. Direnç, yine büyü direnci, artı 2 büyü direnci burada. Neden ikincisine vermedim ya da neden farklı 2-2 dağıtmadım diye soracak olursanız. Ormanda daha çok olacağımız için direnci biraz daha geride tutmayı seviyorum açıkçası. Dayanıklı, şampiyonlardan alınan hasarı arttırıyor zaten. Önleme, o da şampiyonlardan, normal saldırılarından alınan hasarı düşürüyor. Hep yani şampiyonlardan alınan hasarları düşürüyoruz. Ezgeç, 3 tane azami canı değerini %4 arttırıyor. Cana ihtiyacımız var. Hayatta kalmamız lazım. Canavar olup çıkacaksın yani. Evet. Efsane vizir ve son olarak şeref kıtasıyla biriktiriyorum. Burada şimdi enteresan birkaç nokta var. Bir tanesi savaş yarası. İsterseniz bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen gösterelim. Burada buna vermeyip sağlamı dörtleyip pardon, savaş yarasını bir tane arttırıp daha sonradan Ezgeç, Efsanevi Zırh ve şuradan bir arttırıp bu şekilde de yapabilirsiniz isterseniz. Eğer karşı takımda, rakip takımda yavaşlatma etkileri yüksek olan şampiyonlar varsa, ama benim genelde Udyr'de ilk yaptığım eşya Antik Golem'in ruhu olduğu için oradan gelen yavaşlatma etkilerini azaltma efektiyle, sıyrılma efektiyle çok fazla bu yeteneğe ihtiyacım, kabiliyete ihtiyacım kalmıyor ama tabii dediğim gibi biraz rakip takıma bakmak gerekiyor. Aynen öyle. Ki zaten alışık olduğumuz üzere Ustalar Vadisi'nden de hep takip ediyoruz. Profesyonel, daha doğrusu usta oyuncularımız, aynı zamanda yurt dışında da profesyonel oyuncularda da gördüğümüz gibi. Bir tane oluyor değil mi? Şurada bir tane. Tek bir sayfa. Rakip takım belli olduktan sonra bu adamlar da şunlar yüksek, ben en iyisi kabiliyetleri ona göre dizeyim diyorlar ve öyle ilerliyorlar. Siz burada ne yapıyorsunuz? Biz Johnny ile seni trollüyor olabiliriz. Ne yapıyorsunuz? O da çok soğuk dedim, sen nasıl üşümüyorsun burada? Sonra kollarını gördüm. Kendin çünkü gerçekten kıldan arınmış. Ya şimdi lütfen yani şey yapmayalım burada. Karşılaştırmayalım. Karşılaştırmayalım evet. Peki. Kabiliyetleri de bu şekilde özetleyebiliriz. Açıkçası arkadaşlar Udyr'in bir tek oynanma şekli yok. O yüzden birçok kabiliyet sayfası var. Bu kabiliyet sayfanın siz oynayarak size en uygun olduğunu düşündüğünüz kabiliyet sayfasını yaparak geliştirmeniz lazım. Kendinize göre onaylamanız lazım. Ama benim bu noktada kabiliyetlerle ilgili verebileceğim bilgiler bunlar. Dediğim gibi bunu biraz siz oynaya oynaya değerlendirmeniz lazım. Kendinize göre yontmanız lazım bu kabiliyet sayfasını. Çok güzel söyledin, hadi oynayalım. Son olarak büyülere geleceğim. Tamam. Çünkü burada iki tane yani seçim yapabileceğimiz bir nokta var. Bunlardan biri hayalet, biri sıçra. Zaten çarpı ormancı olduğumuz için kesin olarak alıyoruz. Şimdi burada hayalet, eğer ki karşınızda böyle bir anda sıçrayıp gidebilecek şampiyonlar yoksa, bunlar neler işte? Ezreal, Kasadin, LeBlanc. Bu tarz şampiyonlar yoksa karşı takımda, hayalet gerçekten de inanılmaz işinize yarıyor. Neden? Çünkü hayalet 10 saniye boyunca sürüyor. Ve siz 10 saniye boyunca karşınızdaki rakip oyuncu sıçrayıp kaçmaya, yani normal sihirler büyüsü olan sıçramayı kullanıp kaçmaya çalışsa bile sürekli tekrar yakalayıp sersemletip tekrar yakalayıp aradaki mesafeyi kapatabiliyorsun. Aslında kaçabileceklere karşı bile 10 saniye diyorsun. Bunun yanında zaten senin hem yeteneklerinden hem kabiliyetlerinden hem rünlerinden gelen hareket hızın olduğu zaman hayaleti aldıktan sonra isterse 4 kere 5 kere sıçrasın ne kadar kaçabilir bilmiyorum. En de sonunda yakalayacaksındır. Tabii evet. Takım arkadaşının yanına kaçmadığı sürece o zaman problem olabilir. Ama tabii böyle oyun yapmayı seven bir sihirdarsanız, böyle sürekli işte oradan ben sıçrarım, işte sersemletirim, oradan sonra da şöyle yaparım, böyle yaparım, baronu çalarım falan. Baronu çalarım ya da işte başka bir takım arkadaşıma güzel bir pozisyon yaratırım diyorsanız sıçramayı da seçebilirsiniz. Ben sıçramayla oynamayı genelde tercih ediyorum ama şu anda rakip takımın durumuna göre bakıp buna karar vereceğim. Rakip takım iddialı, bakalım. Evet, bakalım. Şimdi ben de oyuna dahil olacağım. Ondan sonra hemen oyuna geçeceğiz. O zaman bayağı da Udyr'i anlatmak da kolay değil. Bakalım. Ben çok eğleneceğim, orası kesin. Oo, rakip takım bayağı iddialı olmuş. Hadi bakalım. Evet. Yavaş yavaş artık arkadaşlar oyuna geçiyoruz. Rol 101'de Udyr özel bölümündeyiz. Bakalım şimdi neler seçilecek, neler şimdi yasaklanacak. Öncelikle rakibi tanıdığımız için bir şişeni banlıyoruz. Yasaklıyoruz. Karşı. Evet, yasaklıyoruz, kusura bakma. Bundan sonra LeBlanc'ı yasaklayacağız çünkü Svedriel
ızdırap olabilir. Hı hı. Sveti yer mi arkadaşlar? Evet. Abi Leblanc'ı atalım. Leblanc'ı kesinlikle atıyoruz. Bu arada siz anlaşmaya çalışıyorsun tabii şu anda. Yasaklıydı. Fiz yasaklandı bak sana da. Bana inatla fiz yasaklanıyor ama ben ortaya gitmiyorum bu oyunlarda artık. Yani Riyotçular bunu nasıl hala öğrenemedi? Sanki fizin açık kalmasını bekliyorum ben şey için. O şimdi XNT varken değil mi? Ortayı... Hmm, Kasadin geldi. Şimdi XNT ile bana karışık çalışıyorlar. Bir de en son Ledamet'ten çok çektiğim Leona'yı yasaklayayım. Çünkü tuttuğumu bırakmıyor. Gerçekten de tutuyor da kendisi çok başarılı bir destek Leona oyuncusu. Gerçekten de özellikle Udyr'in yanında olduğunda da çok işe yarıyor. Çünkü çok fazla sersemlik efekti var. Yani hangi ormancıyla olsa işe yarıyor esasında. Ya da Leona'nın hangi iyi gitmediği olsa. Şey yok resmen. Evet. Senin Udyr alacağın belli. Ben Udyr alsam sonra... Tamam, al. Sonrasını sonra düşünsek. Bak güzel. Biz bunu daha önce yapmadık hiç yalnız. Evet. Bu LoL 101'lerde bak güzelmiş. Yani bunu niye kimse düşünmüyor bilmiyorum. Ben Udyr'i alayım. Sen karşıya göre o kadar turnuva alırsın. Yaptıktan sonra tabii. Değil mi? O kadar maç gördükten sonra Dumpy. Senin de bu taktiksel düşüncelerin... Gözlerimi yaşarttı değil mi? Gözlerimi yaşarttı yani. Evet, Miss Fortune geldi. Şimdi mesela Miss Fortune seçerlerse ben sevinirim. Çünkü kaçış mekaniği olmayan bir şampiyon. Yakalayacağım onu. Kaçış mekaniği olmayan bir şampiyon benim yani için. Sonuçta seni yavaşlatabilecek bir mekaniği var ama o biraz yardımcı olacaktır. Hı-hı. Acaba Wombo Combo mu deneyecekler? Bir Amumu ve Amumu Orman Zyra görür müyüz destek olarak? Olabilir. Neden olmasın? Uzun zamandır görmüyoruz. Olabilecek bir şey. Bakalım. Svedia şimdi uzun uzun düşünüyor ne seçsem diye. Bu arada ben biraz şimdi hemen şu diğer taraftan tweetlere yönelmeye çalışacağım. Başarabilirsem. Twitter'dan bakalım bize neler gelmiş. Nasıl sorular gelmiş onlara da bakalım. Pardon, ben bu arada takım içinde şey yapıyorum. Neler konuşuyorsunuz siz ya? Kompozisyonu belirlemeye çalışıyoruz şimdi takımcı. Hmm. Sizin XNT ile efsane kombonuzu... Onu mu deneyeceksiniz? Hadi bakalım. Ya, Mert de daha önce oynadık onu, biz çok eğleniyoruz, çok başarılı. O bizim... güzel oluyor da işte biraz riskli. Bizi biliyorsun Mert'le kötü bir alışkanlığımız var. İkimiz de nasıl vucu stili var, biz de apoca stilini benimsemiş iki oyuncu olduğumuz için böyle kule dibiydi. Şimdi Mert normalde öyle oynamaz da sen biraz onu benimsediğin için bence Mert de buraya ayak uydurmak zorunda kalıyor. Ben Mert'le oynayamıyor böyle oldum. XNT en tanıdığım agresif oyunculardan biridir. Böyle geride durmayı sevmez, sürekli saldırsın. Kendisi ölse bile mutlaka rakibi ya öldürür ya hasar verir. Onun için yanında oynayan desteğin de onun kadar agresif ve girişken olması lazım. Yoksa gidip tek başına ölüyor. Hmm. Özellikle Kog'ma oynarken. XNT'ye karşı Kog'ma, yani XNT Kog'ma oynuyorsa size karşı büyük ihtimalle çok ölecektir arkadaşlar. Bakalım. Bize bu arada sen varken konu dışı ama bir soru gelmiş. Gelsin. Birkaç kere gelmiş. YST'den sonra HCT'ler devam edecek mi? HCT'ler devam edecek arkadaşlar. Hatta başka turnuvalarda devam ettirebiliriz. Sadece şunu belirteyim. HCT'lerden gelen ve YST'den sonra yapılacak bütün turnuvalardan gelen puanlar kapanacak. Yani Türk Az veya herhangi bir kategoriye puan kazandırmayacak. Ama yine RP ödüllerimiz devam ediyor olacak. Onu da söyleyeyim. Ama başka almayacağım konu dışı soru. Onu da söyleyeyim. Bak, troll konu dışı varsa ben seve seve cevaplarım. Bak ne demiş bir arkadaşımız. Glandal eşittir. GMB Diamond. GMB. Yok canım öyle bir şey yani. Hiç o kadar iddialı değilim. Hayır, önceki yayınları izlememiş var. Hekarim oyunumla göz doldurmuştum. Hatırlayanlar. Of. Duvarlara Hekarim'den sonra zaten biliyorsun Hekarim bir ama 4 numara duvarlara tabi onu bozdum ben işte orada kırdım. Dayanamadı oyun, adam oyunu kırdı ya. Ne istiyorsun? Karar verdin mi? Dumpy. Ben bana değil kim alıyorum ben? Mert'i alıyorsun. Ne alıyorum? Vayne alıyorsun. Öyle mi? Evet. Oo bizde Odin varmış bugün ya. Tabii. Ben şimdi fark ettim. O Odin. Odin varsa tamam ya. Üst koridoru unutabiliriz tek ya. Başına, tek şey. Başına götürür zaten o maçı. Hiç düşünmeye gerek kalmadı. Daha Odin izleyelim bence yukarıya dönüp. Malphite'a geldiğimizde Odin tabii anlatır diye umuyorum zaten. Glandal yanında bu sefer bir kel yok demişler. Gerçekten de arada böyle kel olmayınca ben de... Güzel oluyor değil mi?
Bana trash verdiler. Evet. Ben de o zaman senden o trash'i alayım. Evet. Takas gerçekleştiriyor musun Dumpy? Hayır. Yoksa yoksa oyunumuz çıkalım o zaman, hemen yeniden kuralım. Niye? Sandalye değiştiririz. Ama o zaman yayın nasıl gidecek? Çok güzel. Evet, benimki. Hadi, hadi. Başka biriyle dene takası. Tamam. O versin sana. Deneyeceğiz. XNT duyuyorsan sesimi. Tamam. Ben seni değiştiriyorum. Tamam. Böylece. Hemen şimdi böylece. Karşı tarafa bir bakmam lazım. Evet. Şimdi... Evet, bu şeylerle oynayabilirim. Şu anda yaptığım sayfayla bu maçta. Şimdi karşı tarafta Lux var. Üzerine Taric var. Üzerine Yorin yavaşlatması var. Üzerine Vi var. Yani bayağı bir varolu var. Bayağı bir yavaşlatma etkisi var. Bu arada Von da bana kızdı, niye bizim oynayacağımız şampiyonları banladınız, yasakladınız diye. Emeğin şenini benim Leona mı? O Ledamet karşımıza geliyor bizim. Ve yanında Von. Hmm. İki bayana karşı oynuyoruz. Ledamet ve Von. Bakalım neler yapacaklar. Von'u ben uzun zamandır destek oynarken görmemiştim. Bakalım. Yakınlarda yine oynadı aslında. Evet. Ama bakalım bunda nasıl çıkacak. Yori'yi görmedim ben Emek'te daha önce. Evet. O da bence Johnny'nin almasından korkmuş oluyor. Bu arada Johnny Master'ı almış. Ben ne zaman bir şey anlatmaya kalksam böyle çok enteresan seçimler yapıp beni benden alıyor. Teşekkürler Johnny. Yine pişmanlıklarla dolu bir oyun olur. Yine ben Johnny'ye gitmiyorum. Size gelirim. Ortaya. Sizde bol bol var. Bize de gelmek istemeyebilirsin ya. Bakalım göreceğiz. Yani en troll koridor olabiliriz şu anda oyundaki. Bakalım başka ne tweetler gelmiş. Bakıyorum arkadaşlar, tweetlerinizi LOL101 hashtag ile bekliyoruz. Etiketiyle bekliyoruz. Ben de bakıyorum. Bir arkadaşımız demiş ki abi Udyr oynamasını bileni çok iyidir demiş. Ya yani ben çok iyi olduğumu iddia etmiyorum Udyr'le, ama gerçekten de Udyr böyle, eğer o arkanıza rüzgarı almak diye bir derim var ya, o rüzgarı alırsanız ondan sonra akıp gidiyorsunuz yani oyunun içinde. Bakalım. Kara kuşak Udyr. Odin'de bağlandı. Udyr'in yeni kostümü hala aktif değil arkadaşlar, soranlar var. Evet. Çok yakın bir zamanda aktif olacağını düşünüyorum. Onda ben heyecanla bekliyorum. Baya OP dediğimiz. Tabii benim ufak bir ayar yapmam lazım. İstersen oyunu duraklatayım biraz. Evet, duraklatırsan güzel olur. Gandalf ayarını yaparken. Tamam, ayarlayacağım. Rejiden de bir uyarı aldık. Şimdi saniye arkadaşlar. Tuş atamaları. Tabii bilgisayarda işledikçe sen ayarlar sürekli sana göre diyeyim. Şu anda ne yapıyor Glandal? Ben size aktarayım. Otomatik kullan ayarlarını yapıyor. Evet. Ki tamamdır. Bastığı anda kullan. Yani çok önemli değil esasında Udyr'de. Çünkü hiçbir yetenek atışınız yok. Evet, bir de güzel bir yere değindik esasında. Udyr'in hiçbir yetenek atışı yok. Yani bu da... Bas oyna direkt. Yani. Bas oyna. Kaçırma şansın yok. Kaçırma şansın olmadığı için de yani yeteneklerinin kesin vuracağını biliyorsun. Bu da yine önemli bir özelliği Udyr'in. Ne oldu? Ne yazıyorlar? Sen sohbeti okuma ulan. Sen oyuna bak. Şimdi alıştım. Basacağım, başka tuşlara olmayacak. Ondan yani Udyr'de, Udyr'le hiçbir alakası yok. Yetenek vermediğini görüyorum. Bu evet. Bir sebebi var mı? Yani sana baskına gelirlerse rahatça kaçabilmek için mi böyle bir şey yapıyorsun? Yani burada baskına gelebilirler. Belki ayı formuma verip hemen hızlı koşarak uzaklaşmam gerekir. Yani çünkü skor vereceğimi, oyunun başına ilk kanı vereceğimi en azından kaçmayı deneyip... Saçma bir yeteneği vereyim. Kaçmayı deneyip biraz daha yavaş bir şekilde ormana başlamayı tercih edebilirim. Bu arada ben burada yardım isteyeceğim. Sizden. Koskoca Malphite var yanında. İkiniz bu tokatlaya minyonları alır mısınız? Bakalım. Johnny belki sesimizi duyuyorsa birkaç saniye içinde duyup sana yardıma gelebilir. Hı-hı. Biz de XNT ile beraber artık siz koridorun... Siz golemleri alacak mısınız peki? Yok yani öyle bir şey daha önce... Nasıl diyeyim? Antrenmanlı olmadığımız için o kadar. Peki. bu arada 1.55'te çıkacak buradaki... Golemler. Onları bekleyeceğiz. Bu arada mesela şu anda burada kimse durmuyor. Çok büyük bir hata esasında arkadaşlar. Çünkü buradan bu şekilde gelebilecek bir baskın
bizi bitirebilir. Yani bir anda şu çalılardan birilerinin çıktığını görebiliriz. Şimdi tabii Malphite o üzerinde kalkan olduğu için biraz daha üzerine tuttu. Ben hemen niteliğimi de vereyim. Bakın Lux burada ve çalmaya çalışıyor şu anda. Hemen ben de bekledim onun. Tabii resetlenecek. Dayan Udyr. Dayan Udyr. Evet çalmadı. Kaplumbağa aldım. Evet, biraz geç kaldım. İksirimi basmakta bu arada arkadaşlar. Ya bu gerçekten oynayıp anlatma işi bambaşka bir iş. Tabii, bayağı her seferinde ya. Söylüyorum. Ama buraya gelip anlatmadan gerçekten izleyenlerin olmuyor. Anlaması zor. Olmuyor. Bakın arkadaşlar, hemen kaplumbağa formunu açıp ondan sonra kaplan formuna geçerek o üzerinde kalkan varken minyonları, canavarları kesiyorum. Böylece daha az canım gidiyor. Kalkan bir de ikincisi, evet. Can çalma da sağlıyor. Tabii can çalma da sağlıyor. Bu da çok önemli bir özellik. Şimdi burada cadıları pas geçip kırmızımı önce alacağım. Hemen gidiyorum şimdi. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Ayı formuna ikinci seviyede vermiyorum. Çünkü ikinci seviyede baskın yapmak istemiyorum Udyr'le. Ayı formuna ne zaman baskın yapmak istiyorsanız o zaman vermeniz lazım arkadaşlar. Hmm. Mesela üçüncü seviyeden sonra artık ben yavaş yavaş baskın yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden artık verdim. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Bakalım orada acaba totem koyuldu mu koyulmadı mı onu göreceğiz. Siz bu arada üstüne doğru gittiğiniz zaman. Tabii, biz o Mona'ya inandık ama beklediğimizden. O bitkinleşti falan da geldi Mona. Ben de geldim ama gördüler. Senin için yeteri kadar oyalarsak belki dedim ama. Yok. Aşağıda çalıda totem var mı? Biliyor musun? O zaman ben bu çalıdan bir gelmeyi geçmediler. Deneyeyim. Geçmediler. Olabildiğince uzaktan. Ama tabii yayını da bir taraftan izledikleri için büyük ihtimalle. İzliyorlar mı diyorsun? Tabii içerideki herkes mutlaka. Şimdi mesela izliyor. Sen oradan birini tutup çekersen. Tutap çekersen olabilir ama ters tarafta bekliyorlar. Şu anda vücut dillerinden anlayacağın üzere biraz defansif duruyorlar. Ben peki şöyle bir şey yapsam. Saydın. Evet. Oo. Ama XNT'nin o işi çok evet. İyi olmadı. Şimdi ben buradan döneceğim. Bakın arkadaşlar burada bir... Ama iki seyirdar büyüsü harcattı. Tabii çok iyi. Bir sonraki baskında daha da başarılı olabiliriz. Şimdi burada çarpımın süresi dolana kadar arkadaşlar bekledim. Biraz fazla zaman geçirmiş gibi gözükebilirim esasında ama çarpımın süresi dolduğunda şimdi buraya girip çok daha hızlı bir şekilde buradaki golemleri alacağım. Ardından da geri döneceğim üstüme. Ya da hala canım var. Belki bu şu cadıları da almayı düşünebilirim şu anda. XNT'nin canı çok az. Buraya gelecek bir baskın veya evet. Bizim bir şu anda orada düşünmüyorum bir daha baskın yapmayı. Çünkü çok gerideler. Kulelerin altına kadar gittiler. Senin de işin zor. Ben de üzerimde hala kırmızı güçlendirme varken şimdi bir baskın daha deneyeceğim ama her tarafta ittirilmiş durumda. Koridorlar. Tabii, takımın da ormancıyı biraz düşünmesi gerekiyor. Gerçi hani koridorunda... Ya ormancının işi biraz kendisi yani. Takım çok fazla buna bir şey yapamaz. Ben mesela şimdi bu tarafa geçtim. Tabii buralarda biraz riskli bir hareket. Eğer ki totem varsa benim için çok kötü sonuçlanabilir. Ama kurtların olmadığını gördüm. Golem de yok. Geri dönüyorum. Bir karşı ormana baskın girişiminde, en azından zarar verme girişiminde bulunmak istedim ama zaten alınmış mıydı? Zaten alınmıştı. Udyr'e tin taşını tercih ediyorum. Çünkü tin taşından çıktığınız antik golemin ruhu size botlarda ninja tabisini yapma seçeneğini getiriyor. Bu da yine ormancı için çok önemli bir özellik. Çünkü hem otomatik saldırılardan alınan hasarı azaltmış oluyorsunuz. Aldığınız hasarı azaltmış oluyorsunuz. Hem de antik golemin ruhu sayesinde kalabalık kontrol efektlerinizin üzerinize atılan kalabalık kontrol efektlerinin daha az durmasını sağlıyor. O yüzden bu iki özellik özelliği birden oluyor. Almak çok önemli. Şimdi 6-16 7 küsürde şimdi tam tabii bir usta oyuncu olmadığım için bilmiyorum ama 7-10 gibi olması lazım. Evet, genelde 7-10'a evet, denk geliyor. 7-10'da yukarıda mavi golem çıkacak. O yüzden şimdi ben biraz daha rotamı yukarı arada, ormanın yukarı tarafına doğru çeviriyorum. Evet aşağı taraf yok. Bir Odin var koridorumuzda. Ne oluyor dedim bir an. Yani Odin gezmeye başladı. Çok yanlış geldin sen Odin. Evet ben de yukarıya doğru gideceğim. Sana geliyor Odin. Svedrelenin keşke 6. seviye olsaydı da ultisiyle aslında. Evet.
Ben şimdi yukarıya koşmak zorundayım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. E yeteneğiniz çok fazla kullanmamaya çalışın. Çünkü şöyle bir handikapı var. Hızlı koşayım derken gittiğinizde, takım arkadaşlarına yardıma gittiğinizde bir bakıyorsunuz mananız bitmiş. Hı hı. Şu anda emeği daha doğrusu yakalamaya çalışacağım. Bakın kaçıyor. Ya koridora gittiniz arkadaşlar. Şu yaptığınız hareket bile koridorunuzdaki arkadaşınıza esasında çok büyük bir artı sağlıyor. Ya yani illa skor almanıza gerek yok. İlla skor alacağım diye uğraşmanıza gerek yok. Odin rahat rahat oradaki minyonları kesti mesela biraz önce. Alt koridorda Vay'ı görüyorum. Vay alt koridorda olunca ben hemen Vay'ın üst koridoruna girdim. Ve şimdi buradaki kampları evet, elimden geldiğini çalmaya çalışacağım. Ben de onu defolup olmadığına bir bakayım istiyorsan. Ki gitmiş gözüküyor şu anda. Şimdi maviyi Johnny'ye vermeyi düşünüyorum. Johnny de zaten üstünden çıkıyor şimdi. Gelecektir. Johnny bu arada doğrudan aşırı büyük sopa yapmış. Johnny da... iyi gidiyor herhalde farmı. Minyonları güzel biçiyor. Evet. Şimdi bu ormancıya mavi güçlendirmeyi vermek çok önemli. Az kalsın alıyordum Johnny'den. Dikkat mi dağıldı orada? Dikkat dağıldı. Bizim rejiye su gelmiş. Su almayı unutmuş reji. Rejiye Lianna'dan su yardımı geldi. Şimdi büyük bir ihtimalle tabii burada hissetti bizim geleceğimizi. Ben yukarıya doğru bir orman baskını girişimine daha gidiyorum. Bu arada Azak Tod'u buldum burada. Şimdi işte Johnny gelene kadar Azak Tod'u tutmaya çalışıyorum burada elimden geldiğince. Son bir vuruş ve ilk kanı dökmeyi başardık. Bu yukarıdan Udyr geliyordu ama o da... Pardon Udyr dedim. Bize de bu arada bir adet Lux geldi. Şimdi arkadaşlar rakip takımın ormanını çalarken şu çalıya girmek gerçekten önemli ya da şu bölgeye. Çünkü buraya girdiğiniz zaman hem yukarıdan gelebilecek bir tehlikeyi hem de bu taraftan gelebilecek bir tehlikeyi hakim oluyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani olabildiğince şurada durup da almaya çalışmayın rakip takımın güçlendirmelerini. Ben de bu arada XNT'den bir skor çaldım. Daha doğrusu bir skor aldım. Evet, bu arada sen XNT'de düşecek galiba orada. Evet. Lux çünkü... Ama dayanıyor. Minyonlar Lux... da vuruyor. Alabilecekler mi acaba? XNT... XNT'den gerçekten de mükemmel bir evet, hareket XNT gördük. XNT süper oynadı orada. Şimdi burada kendi kırmızımı da alıp çok hızlı bir şekilde seviye atlamış olacağım. Ama manam bitecek ve ben de üstüme dönüp eşyalarımı alacağım. İkinci alacağım eşya arkadaşlar antik golemin ruhunun ikinci parçası olan Alaz Cevher. Böylece hem can kazanacağım hem bekleme süresi hem de hani antik golemin ruhunu bitirmek gerçekten de çok önemli bir nokta burada. Size çok büyük avantaj sağlıyor. Bu arada Johnny zaten AP yani yetenek gücü Mastery'i oynamanın bütün şeyini kullandı değil mi? Orada Azak Tod'u. Evet, Udyr'de bir de bilmeyen arkadaşlarımız için şu an chatte konuşuyorlar galiba. Ulti diye bir şey yok arkadaşlar. Bütün yeteneklerinizi açabiliyorsunuz. Ben mesela şu anda Ankara'nın ateşi özelliğine hiç ihtiyacım olmadığı için kullanmıyorum. Çünkü yani 4 tane özelliğe çıkmanız bir kere mananızı kesinlikle yettirememenize neden oluyor. Bu yüzden Ankara'yı tercih etmiyorum. Sen buraya aslında gelebilirsen. Evet, ben şimdi şuradan... Şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Geliyorum hatta ama. O biraz hava gelen avlanıp yaşayacak ben mı? Ben buradan şöyle gelmeyi deneyeyim çok istiyorlarsa ama. XNT ona inanacak biraz ama yok. Biz senin sizin sen o minyonları çok hızlı ittirmeniz lazım. Sen girersen biz varız. O zaman evet. Geldim. Ben sana yardıma gelirim Lux'a özellikle sen. Oo. Hop. Hemen bu... sıçradı ve Dampi'den kaçış yok tabii. Yok ama bizden de kaçış yok. Sana gitti skor ya Dampi. Tabii. Yani buradan çıkabiliriz diye tahmin ediyorum. Totem varsa şuraya bir totem atabilir miyiz? Atarım. Ama mavileri yokmuş. Hemen verebildiğimiz kadar burada ormancılarına... Biz seninle peki şey alabilir miyiz? Ejderhayı hazır. Alabiliriz. Sağ yetenek gücü taşıyıcıları düşmüşken. Şurayı aldıktan sonra...
geleceğim. Ama altta kule ne durumda bu arada? Ona da bir bakmak lazım. Kule düşmez şu anda sağ olsun. Tamam. O zaman buraya doğru yukarıdan geliyorum. Yukarıdan Yorin olmadığını görüyoruz. Aşağıda şuraya bir totem zaten gerekebilir. Nereye? Tabii. Yukarıya. Totem bizde bol kardeş. Udyr açıkçası çok zorlanan bir şampiyon değil ejderhayı alırken. Ekstradan kalkan desteği bulunmaya çalışıyor. Jön de geldi zaten. Ya arkadaşlar, ormancı olarak her zaman ejderha alırken bir gözünüz yukarıdaki cam barında olsun. Tabii Azaktod'un şu anda mesela geldiğini görüyoruz yavaş yavaş. Hemen aldım ben de, çarpımı kullandım. Hiç riske atmadım. Burada totem yok şu anda, onu görüyorum. Hemen buraya geldim. X-Net'i ben unuttum tabii. X-Net'e ne yaptı? O kendi kendine orada. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım. Seni gördüler büyük ihtimalle bu arada. Gördüler de belki geriye gittim mi? Düşünmüşler biliyorsun. Ama Johnny'yi görmediler. Şeyimiz o. Biraz ittirmelerini bekleyeceğiz tabii burada ki efektif bir baskın olsun. Benim de manam sadece ölüm cezasına yetecek kadar. Yani tamam. Tuttum tutmadım. GG ki tuttum. Tuttum ve şeyle kaçtım. Bu arada bana benim üzerinde ben kule var. Ben kaçmak zorunda kaldım. Başarısız bir baskın girişimi oldu. X-Net'i de kurtaramadık. Johnny de öbür taraftan kaçıyor. Bana bayağı odaklanıldı orada. Işınlanma geldi. Malphite'ı ama tuttular orada her ne kadar ışınlandıysa da. Gerçi Johnny şu anda manası varsa bir alfa vuruşuna Malphite ultisiyle beraber tehlikeli olabilir. Sadece sürecili etkiledi. Yok. O Johnny de oradan çıkamaz. Şu anda üzücü oldu orası bayağı. Yanlış bir savaş kararı. İçler acısı oldu orası arkadaşlar. Benim de canım çok az olduğu için pek oraya girmek istemiyorum. Ya burada işte biraz fazla zorladık ve bakın yukarıda büyük ihtimalle kule kaybedeceğiz şimdi. Sağlık olsun senin canı sağ olsun. Bu arada oraya bir totem konulduğunu gördüm. Ben gidip onu temizleyeceğim şimdi. Sonra her yeri yine görürüm. Bu arada arkadaşlar ikinci olarak kaplumbağanın metanetini güçlendiriyorum. Çünkü o kalkan özellikle oyunun başında size hayatta kalma, istediğiniz aradığınız ben hayatta kalma gücünü veriyor. Şeyi doğru biliyorum değil mi? Kaplumbağanın metaneti açıkken kritik vuruş yapamıyorsun ama her vuruşun can çalıyor. Doğru. Doğru değil mi? Orayı uydurmuyorum. Yok doğru. Uydurmuyorsun lan. Tamam. Şaşırdım. Uydurma. Hemen şöyle de gösterelim. Uydurmadım. Verilen hasarın %14 kadarına eşit miktarda can çalma sağlar. Oluşan zırh 5 saniye 140 artı 0 hasar emer. Bu arada rakibin mavisi çıkmış ama alınmış. Ben yine de koyayım totemimi. Buradan geçerlerken görmek iyi olur. Von Inat'la yalnız benim... Şimdi arkadaşlar... Koyduğum yere totemleri koyuyor. Antik Golem'in ruhunu bitirdim. Ardından ninja tabisi için kumaş sırrımı aldım ve iki tane keşif totemi aldım. Ya bu keşif totemleri önemli çünkü rakip ormancının ormanında mesela buralarda olan totemler gibi bu tarafta da totemler olursa çok daha rahat bir şekilde rakip takımın ormancısını başına dert olabilirim. Svedial ortada devam ediyor Lux'la. Benim tabii Lux'a daha fazla dikkat etmem lazım. Evet. Çünkü Johnny her ne kadar iyi bir oyuncu da olsa rakibinin olmadığını söylemiyor. Bizim görmemizi bekliyor. Johnny'nin öyle bir şeyi vardır yalnız. Hani... Bu arada hala buraya gelmemiş Azaktor. Azaktor yakaladın kaçıyor. Sen orada. Kaçtı. Sen baksana haritaya, ben niye söyleyeyim adamın olmadığını tarzında. Harita farkındalığını arttıracak eğitimsel cümleleri var Johnny'nin de. Ya tabii bunu beklememek lazım yani. Evet o bu arada her beni burada. Seni yakaladılar mı orada? Malphite yetişir misin ben acaba? Şöyle ayı formumla kaçmayı deneyeceğim. Kaplumbağa formumla birlikte ve kaçtım. Gördüğünüz gibi Udyr böyle kaçabilen bir şampiyon yeri geldiğinde. Eğer ki çok fazla yavaşlatma etkisi yoksa. Olsa bu arada en de sonunda çıkıyor. Bu arada Lux geriye doğru çekiliyor. Bize çıkar mı buradan? Ben yine totemlerimi koyayım. X-Net'e dikkat et diyorum. Ben niye anlatıyorum şu anda destekçilerini bilmiyorum ama herkes yaptığını sana anlattıralım ya. Ben de anlatayım dedim. Sana da bir şampiyon artık denk gelse de anlatsan. Ben biliyorsun anlatacak kadar iyi oynadığım şampiyon. Gerçi bakalım. Kısmet bu işler. Olur. Ya, yanlış arada... eğitmekten korkuyorum. Evet. Yanlış bilgi geldi. Şimdi buradaki tek sıkıntı yukarı koridorda arkadaşlar. Yanımdaki şampiyon çok fazla hasar verebilen bir şampiyon değil. Ya benim de hayatta kalmam lazım. Çok uzun sürecek buradaki savaş ve hani Yorick artı Vay ikilisi yeri geldiğinde çok yüksek hasar vurabilen. Ki Vay'ın senin can yüzdene göre vurması tanklığını manklığını biraz içe sayabiliyor. Evet. Ama biz elimizden geldi. Orada biraz devlerin savaşı olacak yani. Evet. Sizin savaş bir 4-5 dakika sürer. Bu sırada
Lux Master ile düşüyor. Orta bakın hemen kullandı. Çıkabilmişim buradan. Ultiyi kullandık çünkü. O ultinin süresinin bitmesini bekleyeceğiz. Biz ikimiz de tank olduğumuz için zaten şu anda o kadar yüksek bir hasar almıyoruz. Ultisini gönderiyoruz üzerimize. Ultisi öldü. Emek şimdi ne yapacak? Ben de geriye dönüyorum. Çünkü hem çizmelerimi tamamlayacağım. Hem de artık alt taraftaki kırmızı güçlendirmeye doğru gitmem lazım. Seviyemin geride kalmaması için. Şimdi tabii arkadaşlar sürekli benim gözüm bir yandan haritada. Hangi oyuncu nerede duruyor ona bakıyor. Mesela alt koridorda şimdi yine ittirmiş. Johnny gitti oraya bir baskın denemesinde bulacak. Sen bayağı sıçrayıp bir ulti kullandın orada ama böyle. Devamı da geliyor. Leda da öldü. Orayı 2'de 2. Ultiden çıkamadıklarında tabii Johnny çok rahat onları kapıyor. Vayne yakalıyor. X-Net'e acımıyor. Hı-hı. Güzel oluyor. Biz seviyoruz öyle ulti tarafını. Bu arada ben ejderha zamanı tutmuş muyum? Daha var. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela bu noktadan sonra artık çarpınızı ormandaki kamplarda kullanmamaya çalışın artık. Yani çünkü çarpı orada kullandığınız vakit derken yukarıda XNT'yi yalnız bırakınca... Ah onu yetişemedim. Dambayı niye yaptın? İşte belki yetişirim diye. Oho ben burada yatarım. Ben gelmeye çalışıyorum. Tabii izliyorlar değil mi bir yandan bizi? Tabii izliyorlar ama seni o kadar hızlı görecek kadar izlemiyor olabilir. Peki. Yani içgüdüsü olarak çekilmiş olabilir. Ejderhamız da çıktı. Sen istersen gir ejderha. Ben de senin baskın yiyebileceğin noktaları totemlemeye çalışayım. Rakibin. Şimdi olabildiğince burada tabii Q'yu aktif olarak kullanmak lazım. Kaplumbağa ile birlikte. Ben bunu tek başıma alabilirim yani şu anda artık. Bu arada burada bir Azaktol yakaladım. Gelirsen... Bana doğru gel. Çünkü şu anda ejderhayı bırakmam iyi değil. Tamam. Ben onu burada oyalıyorum elimden geldi. Beni. Ben oraya girmeyeyim hiç. Evet hiç girmem. Bir skora karşı ejderha gayet iyi bir değişim. Sessiz olun arkadaşlar. Totem için ölmeyin. Ama mesela orada o totem şimdi bize bir mavi kazandıracak. Ama buradan Lux gelebilir. Oraya dikkat etmek lazım. Canı her ne kadar az da olsa bir çalma girişimine mutlaka girecektir. Dikkat etmek lazım sevgili Glandak. Evet şimdi ben de zaten biraz yeri pozisyonu değiştirmeye çalışıyorum çalmaya dönerse de. Evet çaldı. Bizim çarpımı tabi biraz önce ejderha için kullandığımdan dolayı. Bu arada bizim main'imiz olmuş galiba. Çatır çutur oradan kovalıyor. Lux gelip onu da öldürmeye çalışabilir. Benim onun için bir an önce ulaşmam lazım. Sevgili de saldırı gücü taşıyıcıma. Evet. Ben de geriye döneceğim. Ona yakaladı. İnandı o. Tamam. Sen kaç oradan çünkü gördüğünüz üzere Lux da geliyor. Ben Tarik kaçarım zaten. Buradan. Sıçramam da var. Zaten şeyin hızlı attı. Koşuyorum. Serserpisine yok. Seni kovalamayacaklardır oraya kadar. Çünkü zaten... Udyr'i kovalamak çok önemli. Çünkü Udyr'sin. Mantıklı bir iş değil zaten. Orta koridora doğru yöneldiklerini görüyorum ben. Yok geziniyorlar orada. Ne için geziniyorlar bilmiyorum. Sen buraya bir gelirsen belki onlara... Şu anda manam çok fazla yok. Ben burayı... Ama Tarık'ı yakalayabiliriz. Sürüden ayrı yok. Oraya totem koydu. Ben gidip o totemi keseceğim. Onları. Tek başına gitme ben de geleceğim. Yok şu anda o geldi. Tamam ben şimdi kesebilirim totemini. Yalnız yayını izlemediğini Von'un buradan anlıyorum. Çünkü o totem orada duruyor. Geliyor mu? Yok. Vazgeçtim. Ben de geriye döneceğim. Eşya yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu noktadan sonra yapabileceğiniz eşyalar çok çeşitli. İsterseniz ordu kalkanına gidebilirsiniz ya da isterseniz randuine gidebilirsiniz. Eğer ki karşıda çok fazla yetenek gücü varsa ruh gömleğine gidebilirsiniz. Ama varmış. Biraz canınız olması lazım. Dump'i yakalandı. Ona yapabileceğim bir şey yok şu anda. Ben kaçarım gibi gözüküyor zaten. En kötü ultimi atacağım. Ben şu anda bakıyorum. Sen ordu kalkanı yapmayı düşünüyor musun? Ordu kalkanı yapmaya çalışıyorum evet, şu anda. Evet tamam o zaman ben randuine doğru gideyim. Daha hayırlı olacak. Sen bayağı kaçtı yalnız. Yok, onu yapmayacak. Yok, yapmasam da zaten bana uyuşmadıydı. Ama temizleyici ekip geldi. 2 skor verdim ki o giren... 3'te 3 yapan bir Johnny var. 4'te 4'e gider mi acaba? Gider çünkü gitti. XNT. Hop. Johnny 4'te 4 yaptı. Tebrikler Johnny. Ama tabii biraz uzun zaman geçtiği için 4'te 4'e vermedim. Evet. Sonuçta ben öldüm ama resmi ne oldu? Resmi değil. Öldün ama orada seni oraya kadar takip etmelerinin acısını büyük yaşadılar. Tabii.
4'ten skor vererek. Trolü kovalamayın arkadaşlar. Buradan öyle bir ders çıkabilir. Ben de orta koridora gidiyorum. Boş buldum. Burayı almaya çalışacağım. Tabii kaplan formunun şöyle bir avantajı da var. Çok hızlı kule ittirebiliyorsunuz. Gelen saldırı hızıyla birlikte. Benim saldırı gücü taşıyıcım nereye gitti? O değişik yerlerde. Geziniyor adam. Ben şimdi rakibi totemliyim. Hazır siz onları bu kadar ittirmişken ki hareketlerini takip edebilirim. Bu arada evet, burada onunla karşılaştım ben. Biz de burada Svedyar'la uğraşıyoruz. Yetişemedim yalnız. Azaktu da resmen. Biz XNT ile bayağı agresif bir öyle mi? Şey denedik. Yorick de geliyor buraya doğru. Tamam, Azaktu sen delerse geliyor. Biz burayı alabiliriz. Ben yattım ama. Burada akıl oyunları dönüyor. Azaktu'yu yakalayacağım galiba. Son bir mesafeye girerse. Ama burada benim de canım çok az. Ne olacak bilmiyorum. Kaçmam lazım şu an. Johnny bu arada aktı. Yani Johnny aktı. Ben şimdi ona yardıma dönüyorum. Demek bu arada o da olmuş. Seçildi. Totemle totemle geziyor. Hı-hı. Tabii ben gidip şimdi kıracağım hepsini. Kıyamam. O oraya görüş totemi koydum. Artık yeter dedi. Sürekli kıyıyorsun totemi. Ben de geriye dönüyorum bu baskından sonra. Doğru yere kaçtı. Ben de kaçmayı başardım. Şimdi hemen şu iki tane zırhımızı alalım. Şimdi karşıda baktığımız zaman arkadaşlar Miss Fortune, Yorick ve Vi bunların hepsi saldırı gücünden hasar vuran şampiyonlar. O yüzden ben de burada Randuin alametine gitmeyi daha uygun buluyorum açıkçası. Orada bir Von var. Von var. O bana sersemletmeyi atacak ya. Sen benim totemi nasıl kesersin diye. Yok, gelip oraya kendi totemini koyacak. Ben onu da keseceğim. Hı hı. Yukarıda Malphite. Esasında yukarıya baskına gidilebilir ama sen girdin mi orada? Ben girdim. Johnny geldi çünkü. Johnny de kesti. Peki. Ben kırmızıyı alayım o zaman. Ben burada Johnny'yi koruyacağım şimdi büyük ihtimalle rakibim. Udyr'le arkadaşlar en büyük yani gerçekten en fazla dikkat etmeniz gereken şey mananızı idareli kullanmak. Yani mananızı hiçbir zaman savaşa girmeden önce bitirmemeye çalışın. Bu arada orta kuleyi kimse savunmayınca orta kule gitti. Olsun, öcünü alırız belki. Siz kovalamaya devam edin oradan. Biz de geldik buradan Johnny'ye. Ben de yetişmeye çalışıyorum şimdi. Şu anda zaten bizim... Evet. Biraz önce gördünüz mü temiz bir şekilde bilmiyorum ama arkadaşlar belirli bir mesafeye yaklaştıktan sonra Udyr'in ayı formu üzerine doğru atlıyor karşıdaki rakibin. Böylece rakibinizi o aradaki mesafeyi kapatmış oluyorsunuz. O Nedamet mesela yakalanır mı? Oradan biri elbet yakalanır. Ben onu da ben sana şöyle bir çıkış şeyi vereyim. Sen istiyorsan oralarda gezin sonra kaç. Sana kalmış. Ben şuradaki kırmızıyı kontrol edeceğim. Var mı yok mu diye bir bakayım. Evet çıkmış. Bizimkiler orada. O da ejderhamız da çıktı. Ejderhayı evet, alabiliriz. Oraya da gideceğim ama önce şunu almak istiyorum. Haritadaki görevleri yönelirim o zaman. Madem. Geleceğim. Hızlı hızlı koşmaya çalışıyorum. Ama büyükten oraya gittiğimizin farkındalar. Olsun, ben gelişlerini göreceğimiz şekilde zaten totemlerini koyuyorum. Evet, burada E'mi birkaç kez kullandım. Ayı formu arkadaşlar, hızlı gidebilmek adına. Senin şu anda yalnız ya, çarpım yok. Evet, ona dikkat etmek lazım. Bir yandan Azakto gelip çalabilir bir anda dedim ama geç kaldılar. Ha, inanıyor muyuz şu anda? İnandım. İnandık. Çünkü kırmızı güçlendiriyor ama Miss Fortune'a yönelmemiz lazım. Bana geldi bu arada. Lux oradan beni deneyecektir.
Ama Johnny onun önünü kesti. Ne güzel korudu ben Johnny. Ben Miss Fortune almayı başardım arka tarafta. Tabii kırmızı güçlenme burada ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bir kez daha. Yani ondan gelen yavaşlatma gerçekten olmasa oradaki o skorları almamız pek mümkün değildi. Senin canın çok az bence sen. Evet, ben orada Lux'ı baitlemek için geçindim biraz ki Johnny dövebilsin o sırada. Şu an düğün alametinde bitirmiş olduk böylece. Çok daha az hasar. Bir de Odin'imiz vardı bizim değil mi? Bizim Odin var zaten. Odin'in tanklığı burada göreceğiz. Böyle. Şimdi karşıdaki takım çok böyle hasar veren bir takım. O yüzden tank eşyalarını önceden bitirmek çok önemli bu noktada. Sen de bayağı tank oluyorsun zaten ben şu oldum, anda. Oldum gibi biraz. Ben güzel olmuş. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Ortadan kule aldınız siz bu arada bir tane daha. Hı-hı. Kalkandan başka bir şey almıyorum gibi zaten. Ama ordu kalkanım bitti. Bitti mi? İyi bari. Yakup keşif taşım var. Görüş tokenim var. Ben bari. Ama sen de iyisin yani. Şu anda bakıyorum. Orta. Atıp takım halinde gezmeye başladılar. Görüyorsunuz. Hı-hı. Biz büyük ihtimalle bizim yukarıdaki arkadaşları çökecekler. Biz de gel seninle aşağıdan aşağıdan. Şuraya bir totem atacağım. Önemli. Bakın. Kimi gördük orada? Yalnız bildiğim üzere bütün takım orada. Evet oradalar ama yani ben tamam. Kaçabileceğimi düşündüğüm için Yorick geliyor şimdi. Tabi orada Yorick ve Vay bu sefer yukarıda, pozisyon dışı kaldı. Evet, ben onlar geri dönüyor gibi görmüştüm ilk başta. Ona Vay. Desteğe gelecekler şimdi. Şimdi ormancıları yok. Totemimiz varsa sağ solu totem değil. İnanmayalım arkadaşlar. Görev var. Görev daha güzel. Biliyorsun X-Night'e inanacak ona. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. Bu arada bir adet Svedriel gördük. Oo, çok güzel bir ulti geldi. Oo, dünyanın en kötü şeyini attım ben de. Ölüm fermanı. Fazla vuran bir gücü şu anda. Benim evet. Fener'e basıp kaçabiliyor şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar o... sersemletme özelliğini, ayı formunu kullanıp evet orada mesela Miss Fortune'un ultisini bozdu. Son derece güzeldi. Yani şimdi çıktılar. Biz de geriye dönebiliriz. Aslında alabiliriz şeyi. Çünkü çıkanlar daha var. Sadece Vay çıktı şu anda. Evet. Geri dönelim artık. Alt koridor alınabilir gibi duruyor. Zaten X-Net'e yöneldik oraya. Sorun yok. İki. Hatta ben onu X-Net'e ölecek bence. Yok. Ölmeyecek ama siz orada kalırsanız ben sizi yem olarak kullanıp tutmaya çalışabilirim. Gelenler. XNT bu arada bayağı bir canını yeniliyor şu anda. Çok güzel. O Lux'ın oraya gel. Ben inanacağım oraya galiba ya. İnandım. Evet. Sersemletmemi attım. Kalkanımı açtım. Lux zaten düştü eridi orada. Oh. Bu arada ben çok acılar çekiyorum. Öbür taraftan yalnız. Bu arada Malphite geldi. Malphite'in ışınlanması çok güzel anlarda yetiştiriyor. Johnny ise doğru koşuyor ama ne kadar hızlı yetişebilir bilmiyorum. Malphite'in özelliği yok zaten. X-Net'e uzaktan çalışsa yeter şu noktada. Evet. Gördüğünüz üzere Odin. Biz baya fazla inandık yalnız burada. Hop oradan bir skor gelse Johnny oradan çok güzel devam edecek. Ben buradan çıkabilecek miyim? Ölmek istemiyorum. Ah öldüm. Neyse nazarlık olsun. Tamam senin ilk ölümün tabii. Evet. Helal günleri. Çıkamadım biraz fazla inandım orada. Bayağı uzun süren bir savaş oldu. Johnny hala hayatta belki orada bir şeyler yapabilir. Ben de şimdi skorları falan temizledim. Karşı taraf ne durumda diye ben de. Şimdi burada Randuin'den sonra yapabileceğiniz seçim size bağlı. Biraz daha saldırıya yönelmek isterseniz burada duruma göre aklın sonu ya da üçlü kuvvet yapabilirsiniz. Aklın sonunun şöyle bir avantajı var. Hızlı kule ettirmenizi sağlıyor. Gerçekten yüksek %42 saldırı hızı veriyor ekstradan.
Eğer üçlü kuvvet yaparsanız biraz daha dengeli. Mesela burada pırıltının oluşu içinde üçlü kuvvetin çok önemli. Çünkü siz çok hızlı yetenek kullanabilen bir şampiyonsunuz çok fazla sayıda. Bunu tetikliyor. Aklın sonunu yaptığınız zaman da daha hızlı bir şekilde kule ittirebilirsiniz. Şimdi ben de burada karar vermeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle ben de ilk olarak burada seçimimi üçlü kuvvetten yana kullanacağım gibi duruyor. Para bekliyorum, coşkuyu yapacağım ilk olarak. Hem yürüme hızı hem saldırı hızı. Bilmiyorum, biraz cüretkar bir karar oldu ama bakalım nasıl. Burada bir adet sonuç verecek. Buldum. Twitter'da sorular var, ne durumda peki? Bakalım. Twitter'a da bir yandan şimdi ona da bakmak istiyorum esasında. Bunun şu benim görüş totemim koyduğum noktalara inatla totem atması bitiriyor beni. Şimdi ortada toplanmış. İnandı ya oraya, sürekli bir totem geliyor. Evet. Şuradan dolaşmaya çalışıyorum. Evet, kaçtılar. Oo, sen... Ben bayağı inanmışsın orada. Seni görmedim. Yuri'yi orada yakalayabilirsin. Hemen randuini kullandım, unutmadım. O arkada Lux var. Lux'a aslında inansak. Lux var ama şurada da Ledamet var. O da önemli bir... Tabii. Zaten birazdan ikisi de aynı yerde olacak. Çok güzel. Orada ikisini de ben alabilecek miyim? Hayır. Evet, o zıpladı oradan. Oo, sen çıktın. Ben her yerdeyim. Ben de geldim ama tamam, biz zaten içindeki olmadı. Gerekeni Johnny. Yaptım. Bizim orada bir kule daha varmış orada. Ben de diyorum niye saldıramıyorum. Bu arada bizim main girdi orada. Bizim main girsin. Biz gidelim baron alalım. Garantileyelim işleri. Ben de bize geliştirelim o zaman. Görülür hale getirmeye çalışayım. Şöyle bir soru gelmiş şimdi. Bot olarak gezginiz çizmesi alanlar var ama sen ninja tabi salmışsın diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar hem antik golemin ruhundan gelen sersemletme, sıvışma özelliği, sersemletme, yavaşlatma, sataşma, korkutma, susturma, kör etme, bütün bu etkilerden %35 daha az etkilenmenizi sağlayan özelliği, hem de ninja tabisinden gelen normal saldırılardan alınan hasar %10 azaltma durumunu alabiliyorsunuz ve bir tank olarak ikisini birden elde etmek gerçekten de önemli bir özellik. Önemli bir nokta. Ben ısrarla baron yapmak istediğimi söylüyorum ama takımın bir türlü bana bu arada uymadı. Ben seve seve kasarım ama tek başıma zor tabi. Şimdi Manfaat geliyor, Johnny de geliyor. Buradaki totemlerimiz de bitmeden... Vayne'imiz yok. Onu bir tek ona dikkat etmemiz lazım ama benim şartım var. Vayne şart diyor. Vayne şart. Vayne'de de. Ve Vayne'de de yukarıda. Vayne'de de olsa bak. Sen ona bir şey atsana, fener gelsin bana. Yok, onu atmayacağım. O bekle. O yukarıyı mı koruyor? Bekçi mi? Evet, o büyük ihtimalle gelenlere böyle hızlı bir saldırı yapacak. Ama zaten yani şu anda gayet rahat bir şekilde alıyoruz bekçilerimiz. Johnny orada oyalıyor onları. Alfa vuruşuyla zaten son derece korkutucu oluyor. Tabii Vayne olmadığı için biraz acı çektik burada. Dampi. Hop. Aldık. Süper. Bunu da şimdi... Ben artık üste dönüyorum. Bu canla takılıyorum. Gerçi bir ulti atayım en azından. Ölmedense faydam dokunsun değil. Burada birileri var sanki. Oo. Herkes mesela var. Bu arada Odin geri dönüyor. Orada tıkıl savaşına girdiğimiz sayalım. Evet, şimdi saldırı gücü taşısını gördüğüm gibi hemen orada... Ben de tuttum onu direkt. Bideki yapan bir... Emekte düştü. Saldırı gücü taşısını görene kadar randuin alametini bekletmeyi seviyorum. Çünkü en etkili onun üzerinde duruyor. Tabii eğer önemli bir nokta varsa savaşın içinde kullanmanız lazım. Ama ben son noktaya kadar, son dakikaya kadar beklemeyi seviyorum açıkçası. Yani 4 oyuncuya tutturacak da olsa atmıyor musun mesela? Yani eğer ki şimdi şöyle bir şey var. O 4 oyuncunun ne durumda olduğu önemli. Hmm. Eğer gerçekten böyle tehlikeli bir durumsa tabii ki de kullanılması gerekiyor. Bu arada ikisine de bir skor daha aldı Vayne'le.
Ve yavaş yavaş oyunumuzu bitiriyoruz. Artık zaten veda vakti. Zaten arkadaşlar başlangıç seviyesinde eğitimler hep söylüyoruz LoL TV'de. O yüzden bundan sonrası tamamen sizin deneyimlerinizle alakalı. Oyunun ilerleyen dakikalarında yapacağınız eşyalardan tutun da diğer durumlara kadar, nerede nereye gideceğinize kadar hepsi tamamen sizin oyundaki ne yapmak istediğinizle alakalı durumlar, biraz daha tecrübeyle ilgili önemli noktalar. Bu arada kimse bitirmiyor tabii. Yani. Bitirmiyor. Ne güzel. Bu arada Johnny iyice trollün dibine vurdu. Ben bitireyim mi onu? Yok, bitirmek istiyorum. Bitirirsek olur. Peki. Cool, cool. Udyr. Bu şekilde yetenek atışlarınızı da konuşamadım. Yetenek atışlarından da eğer kaçamayacaksanız arkadaşlar, kesinlikle hemen kalkanınıza basmayı unutmayın. Sen Udyr ne yaptı? Udyr girdi ve neredeyse ölmeden çıkıyordu. Öyle bir tank olmuş. Ben de Thresh'e doydum böylece. Güzel oldu. Of. Ve son vuruşu yaptım ben de böylece. Arkadaşlar bir LoL 101'in bir bölümünün daha böylece sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geldik sayılır. Udyr'i anlatmaya çalıştım bugün sizlere elimden geldiğince. Tabii çok başlangıç seviyesindeki bilgileri aktarmaya çalıştık. Zaten yarın da Ustalar Vadisi'nde konuğumuz Chopper Gamers'ın ormancısı Dari. İkisi de çok merak ediyorum ben. Eski adıyla Reoman Plats olarak da bilirsiniz. Reoman Plats. O özellikle Sirdar ismini soracağım. Nereden geliyor? Nereden geliyor diye soracağım. Çok merak ediyorum. Yarın zaten onunla birlikte Udyr'i çok daha detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Çok daha detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız ama en azından başlangıç seviyesinde Ustalar Vadisi'nden önce bir temel bilgimizi oturtmuş olduk diye düşünüyorum. Önemli bir nokta. Son olarak bir iki tane soru alacağım. Tabii. Ben de o zaman ondan sonra Twitch'e da bakayım. Belki sen de oradan Twitch'e da soru bak. Gelir. Ondan sonra da yavaş yavaş artık bugünlük programı kapatacağız arkadaşlar. Bakalım. Udyr'de otomatik kullanıyla oynarsak ne gibi avantajlar sağlar demiş. Ne demiş? Pardon, anlamadım. Otomatik kullan Udyr'de bir avantaj sağlar mı? Ne gibi avantajlar sağlar demiş. Hiçbir avantaj, sağlamıyor. Ben çünkü sadece yetenek atışı yok arkadaşlar. Ama alışkanlık işte. Alışkanlık. Şeyi de ayarladım orada bu arada. Sihirdar büyülerimi de o şekilde ayarladığım için 1-2-3-4 yine aynı şekilde ayarlanabilir. Bakıyorum. Gezgin'in çizmesi sorusuna cevap vermiştik. X-Pack'e Glam'dan en son tek kaldım ya. Evet, burada da X-Pack'e Glam'dan. Ama bir arkadaşımız da demiş ki Glandal Diamond ise Johnny'de Alex iştir demiş. Ama bir iyi penta atamadı tabii. 5'te 5 atamasa yapmadım. Da şimdi o da 22-11 oynamış yani maçta. Ben 4-1-21 oynamışım. Ben çok ölmüşüm ya. Ama olsun, ben görevimi yerine getirdim arkadaşlar. Neyse ya, ilk defa bir LoL 101 program bu kadar pozitif bir skorla bitiriyorum. Senin için güzel gitti. Ben şu anda kutlamaya gideceğim oradan sonra bu durumu. Ya alışmaya başladım herhalde yavaş yavaş ama çok zor gerçekten. Burada bir anda anlatırken. Tabii bu şeye benziyor böyle. Oyun oynarsın, annen odaya girer, bir sürü sorular sorar. Ya anne bir saniye derken ölürsün. Tam o kafa. Gerçekten öyle. Arkadaşlar sorularınız varsa #101. Son bir soru daha alacağım. Bekliyorum. Son 10 saniye diye böyle. Son düp, soru. Düp düp düp. Evet, bakalım. Şimdi bir soru gelmiş. Şöyle bir arkadaşımız demiş ki .28 saldırı gücü rünü koymuştunuz büyü direncilerinin bir tanesinin yerine demiş. Hı hı. Şimdi orada o sayı yazmasa da esasında siz onu tamamlamasanız bile o kadar saldırı gücünüz sizin oluyor. Hı hı. Ama yani o kadar bir tane rünle onu tam bir saldırı gücüne tamamlayabiliyorsunuz. Yani bu da oyunun içinde size avantaj sağlayabilecek yerleri var yani. Yani burada 15 yerine 16 gözüküyor. 15 yerine 16 gözüküyor. Psikolojik yüzden olarak daha sert buluyorum galiba ben de. Ama aslında o sadece o nokta, küçük bir sayı. Evet, nokta küsürleri tamamlamak tamamlanmış için. Tamamlanmış oluyor. Klan alım var mı? Dumpy öyle bir soru gelmiş. Troll klanını alıyorum. Troll olmak isteyenleri bekliyorum. Arkamda büyük bir troll ordusu var. Bir de Renekton var tabii. Ruh bekçisi Udyr yakında çıkacak arkadaşlar. Sizin deneyiminize en hazır hale geldiğinde sizlerle buluşacak. Satışa sunulacak.
sunucu da yerini alacak. Ama şu anda biz de beklemeliyiz. Açıkçası ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Peki şöyle bir soru gelmiş. Biraz deneyimsel bir herhalde eşya yapımı için. Gerçi bir yeniyim Udire demiş arkadaş biraz. Rabadon alsam ne olur Udire demiş. Rabadon alsan pek fazla işine yaramaz. Yarayabileceği iki tane yer var. Bir tanesi kaplumbağanın kalkanı. Bir tanesi de o anka kuşunun verdiği alan etkili hasar. Ama çok fazla etkili olmaz arkadaşlar. Bir kez daha belirtelim. Ben tavsiye etmiyorum. Evde denemeyin ama kimseyi de tutacak değiliz yani. Denemek isteyen varsa denesin. Arkadaşlar soruları da elimizden gelince yanıtlamaya çalıştık. Kabiliyetlerden, rünlerden bahsettik. Sihirdar birilerinden bahsettik. Oyun içinde yapılabileceklerden yine bahsettik, konuştuk. Göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Bugünlük LoL 101'in sonuna geliyoruz. Yarın Ustalar Vadisi'ne saat 6'da. Sakın unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz hafta sonu YST olduğu için YST'nin hazırlıkları başlayacak artık yarın akşamdan itibaren. Yarın Ustalar Vadisi, sonra YST geliyor hafta sonu. Evet. Çok keyifli maçlar olacak. Zaten tabloyu da yarın paylaşıyoruz diye biliyorum. Karşılaşma tablosuna da yarın bir bakın. Bazı maçlar gerçekten nefes kesecek. Var mı bir tane? Şöyle. Var mı böyle bir ipucu. Ama ilk şimdi çeyrek finalde sürpriz var mı, onu söyle. Var. Çeyrek finalde sürpriz var mı? Ha. Onu geldiklerinde göreceğiz. Peki. Ama yani alamadım arkadaşlar. Bakın ne kadar uğraştım. Çok ağzından laf alayım diye ama olmadı yani. Şimdi kimler var farklı izleyeceğimiz? Ant var, Sentus var. Bir tabii. De Zone Esports var. Zone Esports var. Bir de Highest Esports Club var. Bunların hepsi YES sezon turnuvasına ilk defa katılan takımlar. Show4 Gamers de var ama sadece iki kişi aynı. O da Exap ve işte DariXD'de ve OnePlat olarak oynamıştı. Onların da yeni takımı son derece iddialı. Yani bu takımlar arasında acayip çekişmeli maçlar izleyebiliriz denk geldiklerinde. Ya şöyle bir şey var. Zone Esports zaten kaç sezondur böyle bir türlü şanssızlıklar çıkamıyorlar. Sezon finallerini diğer takımlar, yani Sentus Gaming'i biz bölge finallerini izledik ve ben açıkçası gerçekten şaşırdım. Çünkü hani beklemiyordum böyle bir takımın olduğunu, bilmiyordum da, tanımıyordum da oyuncuları. Gerçekten çok güzel oyun sergilediler. Hafta sonu YST var ama ondan önce yarın akşam saat 6'da Ustalar Vadisi var. Show4 Gamers'ın da bir oyuncusu buradayken hazır. Onunla da hafta sonu YST ile ilgili olabildiğini sıkıştıracağım. Yarın akşam saat 6'da görüşene dek hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Noxus! Demasiado.